Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz CD'den iğneliğimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet CD, kadife kumaş, şu bölümü için 15-20 santim kadar kordon ip ya da herhangi bir şey, süslemek için birkaç adet çiçek ve içini doldurabilmek için de boncuk elyaf. Bunları yapıştırmak için de sıcak silikon kullanacağız. Hemen kesim aşamasına geçiyoruz. Şimdi kadife kumaşımızın bir bölümü bu şekilde esnek, diğer bölümü esnemiyor. Böyle ikiye katladığımızda tam CD'mizin boyutu kadar olması lazım. Bu şekilde. Ve bu taraftan da şimdi ikiye katladık. Bir kere daha ikiye katlıyoruz. Yani kare bir kumaşı dörde katlayacağız. Hemen şurayı kesip göstereyim. Kare kestik. CD'mizin boyutunda. Bu tarafa katladığımda da aynı şekilde CD'nin boyutunda. Şimdi bunu üçgen yaptık ve buradan dümdüz bir şekilde kesiyoruz. CD boyutunda kare kumaş, ikiye katladık, tekrar ikiye katladık ve üçgen yapıyoruz. Şimdi buradan dümdüz keseceğiz. Bu taraf kapalı bölme. Üçgen yaptım ve tam şu hizaya gelecek şekilde dümdüz kesiyorum. Dümdüz kestik. Açtığımızda yuvarlağımız oluştu. Şu bölümü içinde bunun bir tık küçüğü yuvarlak kumaşımı dörde katladım. Üçgen yaptım. Bunun ilk kumaşın birazcık küçüğü olacak. Şu kadar yeterli. Hemen onu da keselim. Birinci kumaşımız, ikincisi. Hemen boyutlarını gösterelim. İlk kumaşımız ortalama 25 santim kadar oldu. İkincisi de 19 santim. Şimdi hemen bu bölüme CD'yi kaplayacağız. İlkini hemen şuradan iğne iplikle başlayıp tel alır gibi etrafından dikiyoruz. Bütün etrafını bu şekilde yani bir kese oluşturacağız. Ve bitti. CD'mizi içine geçirdik. Ve kapatıyoruz. Şimdi etrafından bir kere daha sağlam olması için gideceğim bu şekilde. CD'mizi
istediği yerine mukavva karton da kullanabilirsiniz. Evet, bir kere daha gittik. İpimizi bağlayıp keseceğiz. İyice sıkıştırdık. İlk bölümümüzü oluşturduk. Şimdi ikincisine de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir tane kese oluşturacağız tekrar. Etrafını bu şekilde ikinci yapıyorum. Keseyi de oluşturduk. Şimdi içine bir miktar boncuk elyaf dolduracağız. Şimdi tekrar bir kat daha dikeceğim, sağlam olması için yine. Hem de şu bölümünü kapatmış olacağız. İyice sıkıştırdık. Şimdi ipimizi bağlayıp kesiyoruz. Şimdi birleştirmesine geldi. Silikon tabancasıyla şöyle etrafını güzelce silikon sıkıyoruz. Burada sıkabilirsiniz, burada fark etmez. Etrafına güzelce sıktık. Şimdi tam ortasını ayarlıyoruz. Ve iyice bastırıyoruz. Silikonun donması lazım. Eğer bırakırsanız bu şekilde havaya kalkacaktır. Kumaş ve silikon o şekilde donma yapacaktır. Yapıştırdık. Daha sonra buralarından da yapıştırabilirsiniz tekrar. Düzgün durması için. Ve yapıştı. Şimdi kordon ipi kullanacağız. Etrafını kaplayacak kadar, yani yaklaşık 20 santim. Kesmeden önce kordon ipimizi keseceğimiz bölgeden parabandı ile yapıştırıyoruz. Bu atmaması için, çünkü kordon ipi çok atabilen bir ip. Ve bantladığımız bölümün tam ortasından, yani bantın başına ya da sonundan değil, tam bantın ortasından kesiyoruz. Ve bu şekilde daha sonra kullanabileceğimiz bölümde sağlam kalıyor.
buraya yavaş yavaş tekrar silikon sıkıyorum. Hem buna hem buna yapışmasını sağlıyorum. Çok altından değil, böyle orta kararda. Yapıştı. Şimdi çiçeklerimizi yapıştıracağız. Bu telli çiçekleri kullanacağım. Şu bölümleri telli. Çiçeklerden önce şöyle bir miktar kağıt iple süslemek istiyorum. 1 metre kadar yeterli. Fazla bile. Şöyle. Bir, iki, dört, altı, sekiz tane fiyonk gibi yaptım. Bu bölümünü bağlayacağım. Hatta şöyle bağlamadan da yerleştirebiliriz. Yapıştırma bölümü de şu başlayıp bitirdiğim noktaya kullanacağım. Silikonu döktüm. Kağıt ipleri yapıştırdık. Şu fazlalık tellerini kesiyorum. Tam dibinden değil, bir miktar tutulacak mesafeden. Başka çiçekler de kullanabilirsiniz. Şakaylık çiçekleri ya da elinizde olan herhangi bir çiçeği. Bunları arkadan kıvırdık. Telli olduğu için birbirlerine tutuldular. Bunları da buraya bu şekilde yapıştırıyoruz. İğneliğimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.